Herkese selamlar değerli dostlar, kanalımıza yüreğimize bulunduğumuz coğrafya hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerle bugün ne videosu biraz daha değişik, hep hayvancılık, doğayı, köpekleri çekiyoruz. Bu sefer de hani ne yapıyoruz biz de bu inekleri ne yapıyoruz, sağıyoruz ve sonra ne yapıyoruz bu aşamayı sizlere göstereceğim. Erzincan turnip peynirleri yapıyoruz değerli dostlar. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi değerli dostlar bunun ilk aşamasını sizlere çekmedim. Bir dahaki videoda onu çekeceğim değerli dostlar. Önce taze olarak yapıyoruz. Ondan sonra böyle ufalıyoruz değil mi Gülo? Evet. Bu şekilde ufalıyoruz. Tuzluyoruz. Kurutuyoruz. Tuzluyor muyuz? Tuzluyoruz. Evet değerli dostlar. Kurutuyoruz, tuzluyoruz. Kazan da orada duruyor. Kurutuyoruz, tuzluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bidona bu şekilde basacağız değerli dostlar. Bu şekilde. Ve bunlar eskiden ne yapıyorlar? Derilere basıyorlar değil mi abla siz küçükken falan? Evet, derilere bir de toprak küpler vardı. Toprak küpler. Ha bizde ondan var iki tane abla. Ama şimdi artık onlar olmadığı için. Evet, iki, evet. Bunları böyle turun peyniri yapımı bu şekilde değerli dostlar. Böyle sizlere göstermeye çalışıyorum. Senin telefon mu çalıyor? Ablam bir dur ya. Ablam bir dur. Evet değerli dostlar. Şöyle bırakayım ben de. Abla burada erdiven var mı? Ben şey yapamıyorum ya. Var erdiven ama yapış. Evet değerli dostlar şöyle kamerayı şöyle yerleştireyim. Biraz da şöyle yakınlaştırayım sizler için. Şuradan ayarlayayım. Evet şöyle. Evet. Evet değerli dostlar ben hani ben elimi fazla süremiyorum her şeye değerli dostlar. Böyle bir tik var bende. Abla ben de basayım çalışacağım. Koydun mu? Evet değerli dostlar böyle bu şekilde bidona basıyoruz. Sıkı basım olmazsa değerli dostlar küfleniyor. Yani nasıl oluyor? Yeşilleşiyor değil mi abla? Evet hemen bozuluyor. Ve bozuluyor. Bu yüzden çok yağlıymış ama. Evet. Evet çok yağlı. Çünkü biz ne yapıyoruz? Yağlı alıyoruz değerli dostlar. Sandal için yürü. Şöyle. Biz yağını alıyoruz değerli dostlar. O yüzden elimiz yağlı. Zaten burayı da o yüzden şey yaptık. Toplama yerimiz bizim. Yani peynir yapma. Aslında bu sene az değerli dostlar. Seneye çok olacak. Seneye hazırlık yaptık biz aslında. Ama tabii ki eski usul. Yani turun peyniri adı şeyden geliyor değerli dostlar. Turun dereden geliyor aslında ismi. Oradan geliyor. Bence basacak mı sen de şaşırt. Oradan geliyor. Yani turun peynirinin ismi oradan geliyor. Tuluma basıldığı için yani bidona şey deriye basıldığı için. Ama her şey değişti. Deri de kalmadı yani değerli dostlar. Şöyle. Ulan kaç? Akarat da özel peynir akarat. Evet. Şöyle koyalım. Doldur ama sen. Bacı kardeş güzel bir çalışma. Evet bacı. Evet değerli dostlar şöyle. Hani hiç çekmemiştik biz peynir yapmaya bir fırsat olmadı aslında. Ondan sonra da tam gün videolarımızın içine koyacağız değerli dostlar. Ama diğer aşamayı da koyacağız. Ardını getirip buradan nasıl taze peynir yapıyoruz. Onu da göstereceğim sizlere. Böyle kısa bir blok oluşturmak istedik size. Hem bunu yaparken. Dış hazırlıklar değerli dostlar. Ama bizden isteyen çok dostumuz var değerli dostlar. Yetiştiremiyoruz bu sene çünkü bizim bu sene 5 tane sağlamlık var. Ama sene ne olacak? 20 tane yakın sağlamlık olacak değerli dostlar. O zaman daha güzel şeyler daha köy içinde yetiştiremiyoruz zaten değerli dostlar. O zaman tam üretim yapacağız. Allah'ın izniyle bir
bir sıkıntı olmazsa, bir şey olmazsa. Ablam da 17 yaşına kadar buradaymış. O da geri dönüş yaptı. Alışmaya çalışıyor. Alışmaya çalışıyor. Hep ablamı çalıştırdığı için genelde ablam bu işleri daha iyi biliyor. Ablama da selam olsun burada. O olsa şimdi çoktan bitirmişti. Ya o anlıyor. O anlıyor çünkü o hep burada yaptı etti. Nasıl bir de güzel bir evet. Şey yaptık. Ablam da işte... Ablam İstanbul'da gelmiş evde daha hijyenik bir yer olsa maske şu bu. Evet İstanbul'da öyle alıştık hanımla. Ben de şey var ya mesela ben sebze, meyve, doğal sos her şeyi yaptım. Şöyle plastik yaptım. Ben arada tutuyorum. Aslında mesleğim de açlık hani normalde de. Ama pizza falan şu bu. Dünya mutlaka ama şeyden dolayı böyle etik oluşmuş. Ondan dolayı her o ses yemek yaparken zaten yapıyorum ve böyle şeyler yaparken de eldiven takıyorum ister istemez yani. Hani eldivensiz de yaparım ama biraz dişlerimi sıkıyorum. Ben küçüğüm babamdan görüyordum. Babam iyi küt basıyordu. Kurtçu. Ya çoğunu buradan öğreniyoruz değerli dostlar. Çoğunu da küçüklükten aklımızda kalmış, zihnimizde kalmış şeyler. O tübe dolu basın abi. Boşluk kaldı mı hemen yeşillerine? Evet. Aslında yeşil peynir, lokma peyniri ki daha güzel. Yeşil peyniri seviyorum aslında. Evet değerli dostlar şöyle. Bunu basıyoruz bu şekilde. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum değerli dostlar. Böyle sizlere göstermeye çalıştık. Kısa bir blok oluşturduk. Erzincan bunun peyniri yapımı. Ya şu telefonu ben kapatıyorum, ben çalıyorum bir saniye abla. Evet, ben de şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle televizyonun içine basıp şu şekilde bunu da zaten aşama aşama diğer aşamalarını sizlere göstereceğim. Bu önce yapıyoruz taze peynir, sonra kendi peynir suyunda biz kaynatıyoruz değerli dostlar. Çiğ bırakmıyoruz. Bakteriler dolayı aslında eskiden de bizimkiler öyle yapıyorlarmış. Değil mi abla? Evet, çiğ peynir yenmez zaten. Evet, çoğu çiğ yapıyor ama biz yapmıyoruz değerli dostlar. Çiğ, hani bir alışkanlık var. Şöyle aşağı doğru biraz eğeceğiz ama değerli dostlar. Evet. İlk yapmamız değil ya dostlar. İlk tabağa çekiyoruz. Hiçbir fırsat olmadı. İşlerden dolayı. Teyzem buradaydı. Genelde teyzem yapıyordu. Bizden de İstanbul'a gidince yardımcı da gitti. Sen de yardımcısın aslında. Yani. Evet. Her şeyin bir ilki vardır. Evet teyzemle beraber yapıyordu ablam. Şimdi adam geçen trop internetten izledim. Trop peynir bunu bidonu görmüyor değerli dostlar. 3 sene sonra çıkartıyor bozulmadan. Ama küplere eskiden
toprağı ters çevirip görünüyorlar değil mi? Biz de göbek bu sene yapıyorlar. Evet, değerli dostlar, sizlere bu göstermeye çalıştık. Hani yaptığımız şekilde ne yapıyoruz? Şu şekilde. Bir dahaki videomuzda da başlangıçtan çekeceğiz değerli dostlar. Sağlamış işte süzme, kaynatma, yapma tarzesini göstereceğiz sizlere. Evet dostlar. Emektir bu abi kurban. Kaç tane aşamadan geçiyor? Evet değerli dostlar, bayağı aşamadan geçiyor. Evet. Şöyle dibe doğru vurmaya çalışıyorum. Yani bir kere daha hava alıyor. Her şeyi bırakken reçberlik yap. Evet değerli dostlar. Oldu. Ya sen ne diyorsun? Denemişim abla. Boşluk. Baba mesleğimiz, baba mesleğimiz olduğu için. Kenarlara biraz daha vurmayalım. Evet. Bir de yetenekli bir adamım ben ya. Tam bir batım yapma, öyle değil mi? Aynen, aynen. Evet. Su, elektrik. Abla kardeş ne diyorsun sen? Evet. Şöyle. Evet, değerli dostlar. Bunu basıp bitirip videoyu da kapatacağız. Yoksa bizim işimiz de çok videoda uzun oluyor. Bu sefer insanlar bizden sıkılıyoruz falan uzun. Geçtikse demedi ama demesinler. Böyle biraz şunu basalım. Evet değerli dostlar. Şöyle sizlere göstermek istedim. Bu şekilde en son bir şey yapacağım değerli dostlar. Hani bittiği zaman da videomda nasıl olacağını onu da göstereceğim sizlere. Değerli dostlar, kamera şey oldu, takıldı birden, oradan buradan devam ediyorum, telefondan çekiyorum. Birleştireceğim artık. Şöyle, yoksa normalde şöyle çekiyorduk. Birden takıldı, sonra göstermeye çalışacaktım sizlere değerli dostlar. Bu şekilde bastık değerli dostlar, böyle. Şöyle bitti bu şekilde. Böyle sizlere gösterdik. Şöyle bitiş değerli dostlar. Bu şekil hazır değerli dostlar. Bunu deriye turum. Adı zaten deriden geliyor değerli dostlar. Basmadan geliyor. Mesela şöyle süt burada. Kazan. Yarın sabahki sütle birleştiriyorsun değil mi abla? Evet. İkisini birleştiriyorsun. O şekilde yapıyorsun. Burası değerli dostlar bizim peynir yapma yerimiz değerli dostlar. Şöyle hani bu civarlarda genelde eski tip şey yapıyorlar. Biz değiştirdik değerli dostlar. Böyle biraz daha modern olsun, biraz daha yeşillik olsun dedik değerli dostlar. Böyle sizlere göstermiş olduk. Bu bitiş haliydi. Sevgiyle kalın değerli dostlar. Yüreğiniz her daim mutlu olsun, hoşça kalın diyoruz. Böyle kısa bir blog sizlere oluşturduk. Erzincan turlu peynir ilk aşamayı, yani bundan önceki gelecek aşamayı da sizlere göstereceğiz değerli dostlar.